Arkadaşlar toparlandım. Birçok şeyi arabaya yerleştirdim. Birkaç bir eşya kaldı. Onları da yerleştirip gidiyorum artık. Hadi bakalım. Stop what you're doing and listen. Geçtikten sonra karşıya geçeceğiz annemle birlikte. Biraz takılacağız karşıda. Ondan sonra tekrar beni bırakacaklar. Arkadaşlar fotobloglarım ve oluklu mukavvalarım. Mesela fotobloglarım çok fazlaydı. Sevgili arkadaşım Eda bana hediye etti birkaç tane. Hatta birkaç değil birçok tane. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Onlardan işte 5 tane falan aldım. Ama oluklu mukavvalar çok kalın oldukları için. 5 milim oldukları için, 0.5 milim pardon. Aşırı yer kaplıyorlar. Dolayısıyla biraz sığmakta zorlandım. 2 tane valizim var. Yani bir tane valiz, bir tane spor çantası gibi. Öyle. Yani onun dışında aldığım kap kacaklar yer kaplıyor. Ne alayım? Kestane şekeri mi ikram edeceğim o da arkadaşlarıma? Kestane şekerimi aldım gidiyorum. Total down my shoes. Euro step my move, I just caught the ring, yeah my fingers hoop, on the finer things, that's just what I do, when in down like three, me and my brother shoot, two down my shoes, Euro step my move, when in down like three, me and my brother shoot, two down my shoes, Euro step my move, I just caught the ring, yeah my fingers hoop. Arkadaşlar an itibariyle yurda gelmiş bulunmaktayım. Yavaş yavaş yerleşeceğim. Yatağımı gösteriyorum hemen size. Şurası. Cam kenarı olsun dedim. Biraz manzara göreyim dedim. Hoş buldum. Odada kimse yok. Yavaş yavaş yerleşeceğim. Sanıyordum ki annem de benimle gelecek. Bana yardımcı olabilir diye düşünüyordum ama içeri zaten normalde de anneler, aileler giremiyormuş. Pandemiden dolayı da hiç sokmuyorlarmış artık. O yüzden tek başıma bir savaşa giriyorum. Bütün her şeyi yerleştireceğim şuradaki. Biraz çok gibi gözüküyor ama genelde kutulu olduğu için o kadar fazla gözüküyor. İlk önce yatağımı serelim dedim. Abi nasıl yapacağım ben bunu ya? Anneme sordum ne yapayım diye çünkü yatağın üzerinde bir tane alez var. Dedi ki üstüne geçir. Ben de tamam dedim. Ben bunu yapamayacağım ya. Alezi serdik. Şimdi geldi çarşaflarda. Evet. Beyaz çarşaf sereceğim. Ya yine mi lastik gitti ama? Yine mi lastik gitti ama? Arkadaşlar ellerimin haline bakar mısınız? Şuraya bakın. Canım elim. Benim elimden ancak bu kadar oluyor. Yani öğrenci yatağı deyip geçebiliriz bence. Ay şuraya koymam mı gerekir acaba? Yok ya bence koymamam gerekir. Arkadaşlar IKEA'dan geçen sevgili arkadaşım Beyza ile gidip bardak aldık. Dedim ki Beyza en büyük bardağı alacağız. Ve bunu bulduk ama tekli satılmıyordu, altın satılıyordu. Benim burada buna ihtiyacım yok. Bir tanesi yeterli o yüzden eve göndereceğim. Açalım bir. Bakın böyle şu kısmı bombeli. Görebiliyor musunuz? Güzel, severek ve beğenerek kullanacağımı düşünüyorum. Arkadaşlar annem aşağıda bekliyor çünkü bunu söyledim değil mi? Evet evet bunu söyledim. Kaselerimin güzelliğine bakın. Bardaklarımın güzelliği. Hele şuna bayılıyorum. Dostlar bir manzaraya bakıyorum şok olursunuz. Gösteriyorum hemen. Bakar mısınız? Cihangir'deyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinin oradayız. Arkadaşlar buraya kesin gelin. Mercimek çorbası içmişim. Mükemmel. Yani Boğaz'da karşı mercimek çorbası içmeyen de ne bileyim. Tamam bitti ama olsun. Manzaram da bu. Bir tık sisli hava ama. İtalyan hastanesi hemen yanında. Ebu Fazıl Camisi'ymiş. Ve manzarasına bakın. Ya aşırı beğendim. Cihangir şu anda favori semtlerimden bir tanesi. Arkadaşlar burası Cihangir'de tophane. Yani burada top atılıyormuş. Ve bakın binanın köşelerinde top resmi var. Diğer köşesinde de var bakın şurada. Aşırı tatlı duruyor. Sevgili dostlar Galata'dayız.
Aşağıda bir tane bir ev gördüm. Eğer oradan geçersek tekrar göstereceğim size. Cephede kadın sureti var. Kadın suretinin böyle bir saçları var ama Rapunzel gibi böyle garip. Çok güzeldi. Onu göstereceğim yani oradan geçersek. Selçuk Sokağı'na geldik. Dünyanın en eski 3. metrosundayız. Bakın gidiyor. Ben net kesmiyordum. Gidiyor. Geri geliyor. Tek durak bu zaten. Makaralı sistemmiş. Gidip geliyormuş sadece. Bakın geldi. Bunsuz İstanbul'da bir hiç olabilirsiniz gerçekten. Burada dünyanın 2. metrosu yazıyor. Yanlış biliyormuşum. Kusura bakmayın. Bak karşıdan bir metro daha gelecekmiş. Burada eskiden Çinliler varmış. Yeşil böyle maviden. Bakın şunlar. Onları Çinlilerin hepsinin arkasında da 1870 tarihi damgası yazıyormuş. Ama restore ederken o Çinlileri kaldırmışlar ve yenilerini yapmışlar. Ne gerek vardı? Bu da böyle bir bilgi. Size bu metronun hikayesini anlatacağım kısaca. Arkadaşlar Sultan Abdülaziz zamanında Henry diye bir mühendis Beyoğlu Karaköy arasını izliyor ve şöyle bir gözlemde bulunuyor. Bu iki durak arası insanlar çok fazla gelip gittiği için Sultan Abdülaziz'e böyle bir teklifte bulunuyor. İki durak arasına bir metro yapalım diye ve bu şekilde inşa ediliyor. İnanılmaz tatlılar. Az önce kabile dansı yapıyorlardı. Şimdi açık açık söyleyeyim, burası bir iki beden büyük geldi bana. Arkadaşlar şu anda bir kiliseye giriyoruz. Sinan Tuğan mı ne dedi galiba ismini ama. Azıcık günahlarımızı çıkaralım arkadaşlar. Şaka. Aşırı güzel olmuş ya. Balkonları falan çok güzel. Aa, insanlar var şurada. Aşırı kasvetli bir hava var. Bakın şurada arkadaşlar Hazreti İsa'nın heykeli var. Alttaki de Meryem Ana. Neyse arkadaşlar biz gidelim de namaz kılalım. Akşam namazı var. Değil mi anne? Biz en iyisi namaz kılalım. Ben namaz kılalım. Namaz kılalım, biz de günahlarımızdan arınalım. Evet, Mehmet Akif Ersoy'un vefat ettiği apartman Mısır Apartmanı'nın önündeyiz. Buyurun. Fazla pulo. Şey giriyoruz. Kozağında hissediyorum kendimi şu anda. Çiçek pasajıymış. Sana sarı laleler aldım, çiçek pasajında diyor ya. Restorası. Evet. Sevgili arkadaşım Beyza bunu beğendi. Fatma'dan video şuraya da göstereceğim. İnci pastanesi. Trol yani eklerin mucidi inci pastanesiymiş. Ekler var, şuraya bakar mısınız? Komalık bir yer, komalık. Şimdi bir tane yiyeceğim. Doğru mu? Evet. Aa, teşekkür ederim. Bir de su olabilir miyim ben? Hiç azıcık bir şey değil ama. Keşke yani ikimiz paylaşsaydık bunu. Aşırı güzel duruyor. Şimdi yorumumu merak ederseniz eğer. Bence çok aşırı iyi değil. Beklediğimden bir tık kötü. Çok az kötü. Çok daha iyisini yedim ben. Kadıköy'de bir yer var. Burası çok güzel yapıyor. Üzerine böyle çikolata atmışlar. Altta profiteroller var. Yıllarca katkı üzerinde kızımız vardı. Bu gece bazı günahlara girildi anne. Atlayın. Son durağımız Beyoğlu çikolatacısı. Buranın yerel lezzetlerinden biriymiş. Oraya geliyoruz. Hiç kabı mabı yok. Dümdüz bu şekilde satılıyor. Benimki fındıklı olan güzel gibi. Dostlar şu anda camideyim. Akşam namazını kılacağız. Yurda gidemeyeceğim bu akşam. Başka bir yerde kalacağım. Şarjım çok az olduğu için burada kapatacağım. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.